Sürdüğü köyler var. Tokmacık köyü onlardan biri. Köyün muhtarı Mevlüt Yürekli anlattı. Isparta'yı bilmiyorum ben. Tokmacık'ı bilirim. Tokmacık halkı sistem ediyor. Niye sistem ediyor? Buzdolaplarımızda işe kaldı. Kendileri bir gün geçince bizim faturamızdan şu kadar ceza alıyorlar diye. Enerji Bakanı elektrik geldikten günler sonra Isparta'ya gitmiş, helallik istemişti. Hakkınızı helal edin birkaç gün enerjisiz kaldınız. Altıncı gün, Isparta'nın bazı köyleri hala karanlık ve soğuk. Yine haber takibini yapacağız, yine bildiğimiz işi. Köylere elektrik ulaştı mı? Haber hazırlandığı dakikalarda henüz ulaşmamıştı ki duydunuz. Hala ulaşmayan köyler var, muhtarın çağrıları var. Peki kimden öğreneceğiz? Bizzat oraya gideceğiz. Konunun muhatabı ya da uzmanlarıyla konuşmaya devam. Bir başka muhatap, e, Isparta'da Gelendos ilçesinin Cumhuriyet Halk Partisi adına başkanı Mehmet Yılmaz, ilçe teşkilat başkanı olarak karşımızda. Hemen her bölgeyle görüşüyorlar konuşuyorlar aldıkları bilgileri bizler de duymak ve ekranlara taşımak istiyoruz. Sayın Yılmaz merhabalar. Geçmiş olsun bir kez daha. Yayınımıza hoş geldiniz. Sayın Yılmaz Hoş bulduk Can Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Başkan e, neler öğrendiniz? E, köylere dair vatandaşlarımızdan gelen sorular var. Bizler de merak ediyoruz. Dört günlük kesintinin ardından hala ulaşmayan köyler olduğu konuşuluyordu. Bu sabah itibariyle bir değişiklik var mı? O köylere de konuşulan Isparta'nın köylerine de enerji, elektrik sağlanabildi mi? Son durumu öğrenmek istiyoruz. Evet şu anda elektrik olmayan köylerimiz mevcuttur. Çalışmalar devam ediyor ama şu anda Çaltı köyümüzde elektrik yoktur. Hı hı. E, jeneratörle elektrik sağlanmaktadır. E ayrıca Yaka köyümüzün belirli mahallelerinde elektriklerimiz olmadığı için muhtarlarla da görüşüyoruz. Muhtarlarımız da korkuyor. E, şey yapamıyorlar yani e, korktuğu için bilgi vermiyorlar. Hı hı. Hizmet alamayız. İşte Sıkıştırıyorlar. Televizyona çıkmayacaksınız gibi muhtarlarla böyle bir korku olduğu için net bilgi de alamıyoruz. Yani elektriğin gidip gitmediğinden hala şüphelendiğiniz köyler var ama baskı var, nedeniyle, evet. e, korktukları evet. nedeniyle muhtarlardan bilgi alamıyorsunuz. Aynen evet, evet. Olmayan köyler de var yani. Olmayan köyler hala var. Umuyoruz e, bu sorun biter peki. Bölge itibariyle 4 gün, e, zorluk yaşayan vatandaşlar vardı. Kuşkusuz çok sayıda şikayet, çok sayıda talep sizlere de ulaşmıştır. Neler yaşadı evet, evet, e, Sayın Başkan Isparta bu dönemde? çok zor süreçten geçtiler. Hala zorluk çeken vatandaşlarımız var. Doğalgazımız zaten elektrik olmak için zaten yok. Kaloriferle geçinen bir ilçe, kalorifer yakıtıyla hı hı. sunmasını sağlayan bir ilçe. Elektrik olmadığı için sobası olmayanlar mağdur kaldı. Mağdur kaldı. Peki. Mecbur yani bir sıkıntılar çok büyük sıkıntılar yaşandı yani. Peki. Sayın Yılmaz çok teşekkür ediyorum. Umuyoruz ki o köylere de enerji ulaştığına dair bizzat Allah, e, bilgiler Allah, alabiliriz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi gelen dosya ilçe başkanı Mehmet Yılmaz efendim. Hala enerjinin elektriğin gitmediği birkaç köy var dedi. İsim de verdi. Köy ismi vererek söyledi. Aslında dahası da var ama konuşmuyorlar. Muhtarlar hizmet alamayacaklarını düşünüyorlar. Ya Elektrik gelmedi derlerse daha sonra daha sonra hedef alınabileceklerini düşünüyorlar dedi. Durum bu şekilde efendim. Baktık Isparta'nın son durumuna. Bir de tanıtıma ayrılan paranın afet yardımını dörde katladığı yerel yönetime gidelim. Bir doğruya bakalım efendim peşini bırakmayalım. Reklam ve tanıtım için 4,5 milyon lira bütçe ayıran Isparta Belediyesi, doğal afetlere sadece 1 milyon lira para ayırdığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz perşembe günü başlayan kar yağışıyla kent afet bölgesine döndü. Yollar kapandı. Şehre günlerce elektrik verilemedi. Kesinti tam 4 gün sürdü. Vatandaş soğuk ve karanlıkta kaldı. Burası Isparta, Ayazmana Mahallesi'nde. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu 2-3 günlük sıkıntı bizleri rahatsız etmedi dese de hayat felç oldu. Özellikle çocuklu aileler, cihaza bağlı yaşayan hastalar ve yaşlılar için. Maddi hasar da büyüktü. Kiminin aracı kullanılamaz hale geldi. Kiminin çatısı çöktü, kimininse dolapta yiyecekleri bozuldu. E, tabii ki biz uzun yıllardır tarihimizin en büyükte kuraklığını yaşadık. Hal böyleyken belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'in bütçe hesabı dikkat çekti. AKP'li belediye bu yıl tanıtıma tam 4,5 milyon lira para ayırdı. Bu parayla 600 haber servis edip 15 video yayınlanacak. Broşür, dergi, kitap bastırılacak. Faaliyet tanıtımları için afiş, billboard yaptırılacak. Misafirlere ayrılan ücrette dikkat çekici. Belediyenin 2022 bütçe raporuna göre başkanlık makamının yaptığı ziyaret ve davetler için 2 milyon lira harcanacak. Yani Yüce Rabbim onun karşılığında da çok güzel bir bereket verdi. Yangın, kaza ve doğal afet durumlarında ilk İlk müdahale içinse ayrılan para sadece 1 milyon lira. Amaç Isparta halkının can ve mal güvenliğini korumak. Ve ekonomiye, gerçeklere dönelim efendim. 2008 değil yıl. Bugünden uyarımız bu çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisindeki restoranın yemek işletmesinin adisyonu sosyal medyaya sızdı. Bugünden efendim 26 Ocak'tan. Peki neden yıl 2008 değil bugünden deme ihtiyacını hissettik? Çünkü sosyal medyada ya bu 5-6 yıl önceki Türkiye'nin adisyonu olsa gerek denildi. Sonra fiyat karşılaştırmaları yapıldı. Kimi fiyatlara bakıldı ki 2008'ler, 2009'lar, 2010'ların fiyatları bunlar. Yani biz göremiyoruz ama mecliste en azından hala 2008'lerin, 2009'ların, 2010'ların fiyatları ürün listeleriyle yemek yenebiliyor. Bir şeyler yenilip içilebiliyor. Bunu öğrendiğimiz için bir noktadan gelelim gerçeklere. İşte kebap. Adana kebap 18 büyük kutu ayran 2,5 lira. Mümkün değil artık bulabilmek. Ve birkaç yıl öncesinin de değil. Birkaç yıl önce de bulabilmek pek mümkün değildi. E bunun dışında 12 adet çay içilmiş mecliste 18 lira efendim. Şimdi vatandaş ne yaşıyor? Çay simit hesabı yapıyoruz. Yaptığımız hesapları hafızamızda tutalım. Sonra dönelim meclisin adisyonuna bakalım. 12 adet çay 18 lira yapıyor. Hangi vatandaş böylesi bir meblağı ödeyebiliyor 12 çay içtiğinde? 12 çay içebiliyor mu ya da belki de bunları sormak lazım. E bunun dışında e, özel ürünler var. Onların ismini saymayacağım elbette ama işte onun dışında işte pide yenmiş, e, başka ürünler, e, mutfak ürünleri kullanılmış yenmiş. Hep tutarlar. 2008, 2009, 2010. Hatta en iyi ihtimalle bir vatandaşın yorumu 2014-2015'e dönsek bile yetermiş. İyiymiş aslında o zamanların fiyatları diyor. 2004-2015 yani 7-8 yıl öncesinin Türkiye'sinin şartlarını meclis hala yaşayabiliyor. Meclis yiyebiliyor, içebiliyor bu restoran aracılığıyla. Dışarıda, dışarıda değişen çok şey var efendim. Bitmedi. Dışarıda değişenler. Bakalım. Örneğin sobalar efendim. Yeni değişiklikler bunlar. Açılışı 3, saati 4 lira. Şimdi vatandaşın ulaşamadığı çay çorba hesabı. Bir kenara. Bir de dışarıda yaşadıklarımıza bakalım. Ücretlidir yazıyor. Açılış 3 lira, saati 4 lira. Isıtıcılar artık gelen zamların ardından restoran kafe işletmecileri masanızda ısıtıcı mı istiyorsunuz? 3 liradan açıyorum. Taksimetre gibi. Saati de 4 lira efendim. Kampanya var. İşte vatandaşın yaşadığı gerçekler. Devam edelim. Elektrikte yaşanan bu duruma dair hükümet farkında mı? İktidar, AKP farkında mı vurguları yapılıyor? Şimdi İbrahim Kalın'dan geldi açıklama. Dedi ki elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek merak etmeyin. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden geldi açıklama. Şimdi biz farkındayız demişti Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Sadece muhalefet farkındaymış gibi davranıyor. Vatandaş kırılıyoruz, bozuluyoruz dedi. İktidar da farkında ekonomik gerçekliklerin dedi. Bu gerçekliklerin farkında olarak elektrik faturalarına yeni düzenlemenin geleceği konuşuluyor şimdi. O protestolar biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında devam ederken bir yanda zam görüşmeleri var, bir yanda fatura, zam protestoları var. Onları konuşmaya, canlı bağlantılar yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi ekonomik gerçekliğimiz bu şekilde seyrederken Ahmet Hakan'ın sunduğu tarafsız bölge programına bir gidelim. Doğalgaz ve elektrik faturalarının pahalılığı tartışılırken Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler o esnada nükleer enerji santraline ve HES'lere karşı çıkılmasına dair bir formül bulduğunu söylemiş. Vatandaşa kuru fasulye dağıtılsın, herkes kendi gazını kendi çıkarsın. Demiş enerji ciddi anlamda e, güneş rüzgar e, doğalgaz ve bunların kullanımı ve geliştirilmesi veya elektriğin devlet devlet üstünden daha insaflı hale getirilmesi. bilmiyorum bu özelleştirmeler geri alınamaz. Yok taşlık arazi bulamadıkları yine, için. Yine özür dileyeceğim de Allah aşkına nükleeri yapmayalım. Hesleri yapmayalım. Peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız? Benim formülüm var. Evet. Ne yapalım? Ateş taşları birbirine mi vuralım? Topluma, topluma kuru fasulye dağıtacağız Ya da yani. değirmen Güneş. Bir şey Ne yapalım? Herkes kendi söyleyeceğini söylemiş efendim. Takdir sizlerin. Kısacık bir araya gidelim. Ardından meclise döneceğiz. Çünkü bir basın açıklaması hazırlığı olduğu yönde bir kulis aldık. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel birazdan kameraları karşısına geçecek. Bizlerin de sorularını yanıtlayacak. Türkiye'nin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık tartışması var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun az